Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir retro bölümüyle karşınızdayız tekrar. Bir bölüm ara verdik çünkü nereden? Kıbrıs'taydık. Kıbrıs'taydık. Olarak. Gayet güzel bir Kıbrıs'ta gayet güzel vakit geçirdik. Şirket olarak çok eğlendik. Aynı zamanda topluluktan arkadaşlarımız da geldi. Onlarla da güzel vakitler geçirdik. Kesinlikle. Seneye iyi. Şu andan itibaren beklemeye başladım. Sen ne düşünüyorsun Semin? Yani seneye kimleri davet edelim? Ben şimdiden onu düşünmeye başladım. Evet. Topluluğa katkı yapan arkadaşlarımızı her sene olduğu gibi seneye de davet edeceğiz. Deyip gündem haberlerimize geçelim. En önemli gündem haberlerinden biri, aslında bir iki tane var ama Internet Archive. Bunun Archive olarak okunduğunu biliyor muydun? Archive. Evet, ben ona eskiden arşiv diyordum. Direkt arşiv ya. Fransızcadan geldiği için bize arşiv olarak gelmiş ama İngilizcesi Archive. Biz arşiv diyoruz. İnternet arşivi dediğimiz archive.org hacklenmiş. Evet. Yani şöyle, aslında tam hacklendik demiyorlar. Büyük bir güvenlik açığımız var. Bu yüzden web sitesine erişime kapattık diyorlar. Hacklendiler yani. Hacklendiler. Yani hacklendi. Şey gibi bu. Bir şey olmadı ki. Evet. 31 milyon kullanıcı verisini içeren bir dosya sızdırılmış. 31 evet. Milyon. Ama hacklenmemişler. Hacklenme sayılmaz diyebiliriz. 31 milyon kişinin verisi gitmiş ama bir güvenlik ihlali var. Şu an o yüzden siteye erişim kapalı. Kısmet diyelim, geçmiş olsun diyelim. Ama diğer daha büyük haberimiz, biliyorsun ortalık yıkılıyor iki gündür. Discord, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben bu konuda çok aktifim. Twitter'da görmüşsündür. Çok karşıyım bu duruma. Ama şu an tabii biraz karışık da ortalık. Rusya'dan hemen sonra kapattık. Böyle de bir... Evet, Rusya kapattı, sonra biz kapattık. Bence bizimkiler hemen gaza geldiler. Rusya kapattıysa biz niye kapatmıyoruz ki? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Yani Rusya kapattı, kimse bize Rusya neden kapattığını görmedim. Rusya'nın kapattığını gördüm ama neden kapattığını görmedim. Benzer olabilir belki, bilmiyorum ama şunu konuşmak lazım aslında. İşte bu süreç şeffaf bir şekilde kullanıcılarla paylaşılmadığı için insanların kafasında soru işareti var. Aynı. Yani Discord'dan biz... Ne Discord'dan bir açıklama geldi, ne bakanlıktan doğru düzgün bir açıklama. Bakanlıktan bakan bir açıklama yaptı ama bakan böyle tam açıklama gibi değil. Yani biz işte bir şeyler istedik, verilmezse kapatılacak yani gibi bir şey söyledik. Sen de yazmışsın, bakan beyin istediği şöyle bir tane panel olsun. Herkesi görebilir. Fatih'in profiline git, attığın mesajları gör. Ben de öyle bir şey istendiğini düşünüyorum. Çünkü açıklamalarından anladığım kadarıyla... Ben de öyle bir hissiyata kapım. Tabii bilemiyoruz şimdi, bunlar spekülasyon oluyor. Bilemiyoruz ne istendiğini ve verilmediğini. Dolayısıyla... Kapatılmasına ne diyorsun? Ya şöyle, kapatılmasına karşıyım. Çünkü Discord bir mesajlaşma uygulaması. Bir topluluk uygulaması. İşte Midjourney diyebildiğimiz en büyük yapay zeka görsel oluşturma aracı Discord üzerinde çalışıyor. Ve birçok insan şu anda onu kullanamıyor. Ya da VPN'le kullanmak zorunda kalıyor. Hı. Neden? Yani aslında bu topluluklar... Hani suç unsuru oluşturan topluluklar içeride var olmaya devam ediyorlar. Yani platform değiştirecekler. Evet, platform taşıyacaklar. Aslında bir şeyi çözmüş olmadık. Kafamızı kuma gömmüş olduk diye düşünüyorum. O yüzden... Ben daha şey söyleyeyim. Ben Telegram'ı da kullanıyorum ara ara. Hı-hı. Bence Telegram Discord'dan daha sıkıntılı bir yer. Çünkü bu sızdırıldığı iddia edilen kişisel veriler Telegram'da bot haline getirilip bildiğin servis ediliyor gruplarda. O zaman Telegram'da kapatalım. Yani akıl vermiş gibi olmuyor. Hani, kapatmayalım işte, ama meseleyi kapatmak değil. Yani oraya geliyor. Çünkü bu yani mesele suçluyla mücadele etmek. Yani ülkeyi kapatalım o zaman. Hani suç oluyor gibi diyerek. Yani olmaz. O yüzden ben bu açıkçası şahsi kanaatim. Umarım geri döner bir an önce. Bunlar birer araç. Evet. Aynı fikirdim. Yani bıçağı, İşte makası ameliyat için de kullanabiliyorsun. Evet, tamamen tehlikeli, zarar vermek için kullanabiliyorsun. Birine zarar vermek için. Bunu yasaklamıyorsak, bunları da yasaklamak doğru değil. Elim yandı, sobalar kapatırsın. Ya, evet, yani Kömple. Onun gibi bir şey oluyor. Ben çok doğru bulmuyorum şahsen. Ayrıca bununla ilgili biliyorsun şirketler var Discord kullanan. Mesela aynı Slack gibi işte vesaire, diğer uygulamalar gibi kullanılan. Ki mesela bence Discord Teams'ten çok daha başarılı bir uygulama. Şimdi Discord'un çok büyük yazılım tarafında çok büyük avantajları var. Bot yazabiliyorsun, bütün her şeyi otomatize edebiliyorsun vesaire. Bunlar çok büyük avantaj. Özellikle yazılım firmaları, işte kriptocular çok kullanıyorlar. Kripto toplulukları orada. Yani konuyu biraz uzatacağız ama şu geliyor aklıma. İşte Discord'u kapatayım, Telegram'ı kapatayım ama tek vize çıkarayım. Yani evet, ben biraz zaten o taraftan da yüklendim. Yani dedim ki, yani tek vize gibi bir şey yapıp girişimcileri davet ediyorsun ülkene. Sonra diyorsun ki arkadaşlar ama Discord kapalı. Yani adam Discord kullanıyorsa. Düşünsene, tek vize kullanan bir girişimin Türkiye'ye geldiğini.
Misafirleri gelecek, Booking kullanacak, yok. İşte ödeme alacak, PayPal yok. Evet. İş yapacak, Discord yok. Apple Pay yok. Yani yok oğlu yok. Yani bir şeylerle bence kapatarak başa çıkmaya çalışamayız. Bunun bir sonu yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Son başlığım bu konuyla alakalı. Hı hı. TeamSpeak Twitter admininin aldığı keyfi görüyor musun şu an? Bildiğin show yapıyor. Hoş geldiniz Türkler falan diye tweet atmaya başladı. Önce Rusya. Rusya kapatıldıktan sonra zaten TeamSpeak... O da krizden fırsat yaratmaya çalışıyor. Tabii tabii. Gerilla yapıyorlar işte onlar da. Hata raporları gelmeye başladı üst üste. Hı hı. Çünkü Rusya kapatınca, Discord'u kapatınca büyük bir ihtimalle göç başladı oraya. Türkiye geldikten sonra adam şu an aldığı minimum keyif... inanılmaz. İnanılmaz yani. Aynen öyle. Bir sonraki haberimiz Amerika'dan geliyor. 14 eyaleti savcı... çocukların ruh sağlığına zarar verdiği nedeni verdiği için TikTok'a dava açmışlar. Ne düşünüyorsun? Yani buradaki amaç da şey mi acaba, kapatılsın noktasında mı? Yani şöyle, ben bu tarafta yine yani bilmiyorum, şimdi internet çağındayız ve internette gerçekten her türlü içerik var. Evet. Çocuklarımızı o içeriklerden belli bir yaşa kadar korumamız gerekiyor psikolojik sağlıkları için. Ama bununla yükümlü olan biz miyiz yoksa devlet mi? Soru işareti. Yani şimdi ben çocuğun eline telefonu verirsem. Bilinçsiz bir şekilde verirsen. Evet yani sıkıntı. Bu yani çocuğun eline bıçak da verebilirsin. Aynı silah şey. Da verebilirsin. Aynı. Bunlar da problem yaratabilir. O yüzden ben de ya bilmiyorum, burada çok aradayım. Ben çok fazla yasak kabul etmeyen bir yapıdayım. Herkesin de fikrine saygım sonsuz bu arada tabii ki. Ama ben çok yasakların çok fazla aslında sadece görünmez hale getirdiğini düşünüyorum. Bir diğer haberimiz de Brezilya'dan bir yasak haberi. Aslında yasaklardan gelmişken bu olumluya dönen bir. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Evet. Brezilya'da X'in temsilcisinin bulunmamasıyla alakalı bazı yaptırımlar uygulanmıştı. Hatta VPN kullanarak X'e erişim sağlamaya çalışan kullanıcılara para cezasına $800 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. $800 gibi bir para cezası söz konusuydu. Şimdi Brezilya'da mahkeme X'e erişim yasağını tamamen kaldırdı. Yani problem çözülmüş oldu burada. Evet. Güzel bir haber. Şu anda evet. Yani aslında gördüğün gibi yasakçılığın bir sonu yok. Ve onlar da kabul etmiş bunu. Zaten bizde de hani yasaklanıyor, bir süre sonra kapatılıyor. Kesinlikle. Yasak kaldırılmak zorunda kalıyor. Çünkü bunun bir sonu gerçekten. Bu bir şeyi çözmüyor. Onu biliyoruz. Epic ile Apple davasını hatırlıyoruz. Bayağı büyük bir davaydı. Kurunun yanında yaş da yanmış. Aslında iyi bir şey olmuş. Android'in de 3. parti mağazalarına izin vermesi gerektiğini hükmetmiş. Hı hı. Bu gerçekten bence iyi bir şey. Kesinlikle. Serbest piyasa ekonomisi açısından güzel olmuş. Güzel bir gelişme. Bu Apple'la da zaten bir Epic Games Apple'la davası vardı. Şimdi Android'le de var. 2025 itibariyle artık buna izin verileceği konuşuluyor. Mustafa Bey de bu konu hakkında çok mücadele, çok derdini anlatmaya çalışıyordu. En sonunda gerçekten istediğimiz oldu diyebiliriz. Evet. Bir sonraki haber, ben bu haberin biraz troll olduğunu düşünüyorum ama troll değil gibi de duruyor. Değil bir yandan troll gibi de duruyor. Çünkü çok saçma bir haber. Google Japonya yuvarlak klavye üretmiş. Evet. Ama ben bunun hala harbiden bir insan şakası olduğunu falan düşünüyorum ya. Abi, İzledim videosunu. Ya. Ben klavyelerle, mekanik klavyelerle özellikle ilgili olan birisi olarak bana mantıksız geldi çok. Ekim ayındayız ama bir... Evet işte acaba dedim ki hani önceden mi sızdı mı dışarıya? Ama bu fikri evet. Mesela yani kurumsal bir firmada bir fikir ortaya doğduğunda birilerinin önüne geliyor. Ve onun ne yapıyorsunuz demek lazım değil mi? Bu ne? Ama bence bir Nisan şakası olarak gelirse onaylarlar. Ancak sadece o noktada onaylanabilir. evet biz çözemedik arkadaşlar. Eğer siz varsa aranızda bunun neden... O yapıldığını çözen videoda şeyi gösteriyor. Birden fazla kişi aynı anda klavyeyi kullanabiliyor. Hangi ihtiyacın doğrultusu? Eskiden şey oynardık, hatırlar mısın? Xbox vesaire yokken aynı bilgisayarda maç yapardık. Evet. Birisi AWAS'de, birisi yön tuşlarıyla maç yapardı. numpad'le falan. Şey, ben ateş edeyim sen yönlendir. Aynen, ben ateş ediyorum sen yönlendir olayı. Onun gibi bir şey olabilir. Onun dışında da aklıma bir kullanım gelmiyor. Google'un kepçesi hacklenmiş. Yani hacklenmiş demeyeyim. Direkt böyle çok sansasyonel girdim de. Aslında bir yapay zeka aracıyla Google'un kepçesinin %100 doğrulukla çözebilen bir yapay zeka modeli geliştirmiş. İsviçre'de araştırmacılar. Ne düşünüyorsun? Yani, robot musun? Evet. Ben çok triggerlanıyorum. Diyor ya, trafik lambalarını seçin. Bir sürü var. Bir tane böyle kenarda köşesi kalmış. Bunu seçmeli miyim? Yapay zeka bunu doğru yapıyor mu acaba? Çok merak ettim. Yapıyordur bence. Yapıyorsa. Ama orada şey, imajı nasıl alıp. Onu yapan dünyayı ele geçirir, ben sana söyleyeyim. Kepçeyi çözen. Çözmüşler. İşte dünyayı ele geçirmeye doğru gidiyor yapay zeka. Ama bunun artık farklı yöntemleri var. V2
Captcha V2, V3 diye devam ediyor. Hiç şey seçmeden. Biz niye böyle kendi sonumuzu getirmeye çalışıyoruz ya? Niye? İşte ne güzel aramıza bir anlayacağımız bir bariyer koymuşuz. Sonra onu geçittiriyoruz yapay zekaya. Şimdi peki bunu robot değilim mi olarak işaretleyecek? Robot mu? Robot değilim diye işaretleyecek. Aslında yalan söylüyor. Yalan söylemeyi öğretiyoruz ve geçmiş sonumuz olsun. Sonumuz geliyor. Sonumuzu hazırladık. Yani bir yandan şunu düşünüyorum. Böyle bir teori de var ya. Teori değil de böyle konuşuluyor işte. Teori gibi değil. Yani yapay zeka ile kendi sonumuza getireceğiz. Sonra dünya yok olacak ve sıfırdan başlayacağız. Tekrardan başa saracağız. Kimle başlayacağız? Sıfırdan? İşte bilmiyorum hani böyle her şey bütün insanlar yok olacak. Hı-hı. Acaba diyorum ki mesela bu tarihte belki de tamam mı? Biz böyle daha önce de çok teknolojiyi geliştirdik. Teknoloji bizi yok etti en başa sardık. Öyle diyorlar ya işte Mısır piramitlerini. Evet olabilir. Bence Mısır piramitleri öyle. Mısır piramitleri uzaylı. Belki çok uzaylılar evet. Neyse o konudan çıkalım. Evet arkadaşlar başka bir hack haberi. Devam edeyim ben. Bu ne ya sürekli hack haberi? Lego'nun yani dünyaca ünlü oyuncak firması Lego'nun internet sitesi eklendi. Bu arada Lego'yu biliyor muydun? Dünyanın en çalışılmak istenen en iyi şirketi seçilmiş. Geçen öyle bir haber okudum. Eğlenceli bir iş bence. Şirkette acaba böyle Lego mu her şey? Yani düşünsene sabah 8'de geliyorsun mesaiye bir kutu Lego koyuyor. Hadi bakalım bundan şimdi araba yapıyoruz diye. Bence eğlenceli bir iş. Lego'nun sitesi eklenmiş. Lego'nun sitesini Lego ile mi? Aslında Lego diye programlama dili olsa çok güzel olmaz çok mı? Çok güzel. Ha, parça parça direkt. Aynen böyle. Mesela alıyorsun login fonksiyonu direkt Lego şeklinde. Evet. Lego yapabilir bu arada. Adamların filmleri falan var ya. Ha tamam. Yani bir tane filmi film çıkarabilirler bence. Bu arada Lego'nun Batman filmi var. Çizgi filmi. Hı-hı. Acayip gülüyorum. Yani her izlediğimde komik biliyorsun. Geliyor. Komik geliyor. Evet. Komik. Şey böyle eğlenceli bir çizgi film. Yani animasyon mu demek lazım? Çizgi animasyon. Film değil de animasyon. Lego'nun Batman'ini izlemenizi tavsiye ederim. Ara bir bilgi olarak. Hemen bir alt not geçeyim burada. Burada da blockchain dolandırıcı, yani kripto blockchain dersem yanlış olur. Kripto dolandırıcılığıyla hemen birkaç görsel koydular. Ardından fark edilince hata hemen düzeltildi. Evet. Devam zaten edelim. Zaten hep hackleyenlerin hepsi kriptoya gidiyor artık ya. Yani. Evet. Artık değişti, dünya da değişti. Çok eskiden X-Was Here falan yazarlardı. Böyle indeks atıp şey kendi namlarını yükseltmeye çalışıyorlar ama para getirmediğini öğrenince evet, evet. Müslüm-Was Here. Evet arkadaşlar yine Elon Musk'tan bir haber. Elon Musk 200 milyon takipçiye takipçiye ulaşan ilk kullanıcı olmuş. Çok normal. Yani şey patron. Acaba fake takip satın almış mıdır? Ne diyorsun? Yani neticede site onun ya. 200 milyon yapalım takipçim. Herkesin beni takip abi, etmesi için. Gerek var mı? Database'den 201 yapsam. Ya da şunu yapabilir mi sence? Bir tane prosedür yazıyor. Takip ettiriyor kendini. Siteye giriş yapan otomatik olarak Elon Musk'ı takip ben olsam yaparım onu. Adamın sitesi abi. Adam sitesini yap diyor. At koşturabiliyor zaten. Yani. Biliyorsun bu arada Trump'la destekleriyle de iyice siyasete de atıldı. Evet. Hatta mitinge katıldı. Zıplayarak şarkı söylemişti. Evet evet iyice bir acayipleşti yani. Değişik bir adam. Bence tarihte çok konuşulacak bir adam. Yani böyle ne bileyim bunlar 100 yıl sonra falan konuşulacak bir adam. İkinci sırada Obama var. 135 milyonla. Enteresan. Trump da değil. Enteresan. Trump'ı niye arttırmamış? Neyse. İşte. Ama Trump'ı bir engellemişti. Bu arada şeyi çok şaşırıyorum ya. Elon Musk artık şeyi unuttuk ya. Ne? Öncekinin adı neydi? Önceki Blue sahibinin. Blue Sky. Önceki Twitter'ın önceki sahibinin adı neydi? Ya unuttun işte. Ya. İşte insan böyle vefasız. Nankör. İnsan böyle nankör. Adam bizim senelerce kaldı. İlk sorunca hemen unutuyorsun. Neydi adı? Jack Dorsey. Jack Dorsey yani. Jack ne yapıyor? Blue Sky'da takılıyor işte. Blue Sky'da da yapmıyor boş. Olabilir bir şey. Ben de koymuyorum ya. Ya burada parası marası var bu arada. Bana ne ya diyordur. Yani çok daha. Bu tweet atmıyor değil mi Jack? Ben hiç Jack tweet atarken görmedim. Atsa çok şey olmaz mı? Sen ben rakip bir firmaya gidip. Ama kendi şey, elinle. Öz retro diye konten çekiyormuş. Ellerinle büyüttüğün, solar iken dirilttiğin çiçeğini kopardın sen. Bunu Jack şeye yazıyor. Elon Musk'a düşünsene. Evet. Sen ve şarkıların diyor. Harika. Google haberlerimize geçelim. Google arama sonuçlarına mavi tik koymak istiyorum. Evet. Mavi tik de yani artık her şey. Elon Musk bunu başımıza bela etti ya. Yok. Değil mi? Ondan önce var mıydı? Yok ya. Yok değil mi? Yani Elon Musk. Aslında ilk Jack yaptı. Yok Jack yaptı. Ama Jack tabii çok böyle başvuruyorsun ediyorsun. Gerçekten önemli biri olman gerekiyordu. Yok onu da çözmüşlerdi ya. Bir televizyon programına katılıp şey yaptığında oranın kontentini verip direkt mavi tik alabiliyordun. Hatta bunun dolandırıcılığı da vardı. Bir ara mavi tik alabilmek için televizyon programını çıkarttı. Aynen. Vay be. Arama sonuçlarına mavi tik gelecekmiş. Yani aslında yani, kötü bir şey değil bu arada bence. Değil. Verified çünkü olan sitelerde bu sonuçları evet. Hani aslında şey ayırmak için SEO'yu
biraz düzeltme. Çünkü çok biliyorsun saçma sapan sonuçlar çıkabiliyor öne. Abi bir şey konuya girmeyelim. Yani Google Türkiye'nin politikasına bu konudakine evet. girmeyelim bence. Çünkü... YouTube ve Shorts videoları 3 dakikaya çıkarıyormuş. Bu nereye doğru gidiyor? Yani film yani YouTube eski, yine dikey sadece dikey video olacak yani. Hani 30 dakika, ama dik. Evet. Kaydırıyorsun 30 dakika. Evet. Abi çok büyük kullanıcı alışkanlığı oldu. Farkında mısın Shorts? Shorts ve evet Reels büyük bir kullanıcı alışkanlığı. Hatta biliyorsun Teknasyon'un da girişimlerinden birisi olan Shorten var. Çok yakında onunla bir listini yapıyor olacağız buradan. Yani bence bu short içerikler çok popüler olacak zamanla diye düşünüyorum. Peki retroyu da Shorts'a dön Shortendirmeye çalışıyor. Ben zaten öyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum baştan beri. Direkt mesela Google haberleri 3 dakikada yap, evet. kaydır. Kaydır evet. Böyle yap. Mantıklı. Yapmamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bence de short olabilir. Evet, Android 16'nın kod adının baklava olacağı söyleniyormuş. Bu da bu arada tam açıklanmadı. Sadece Codebase'de bir böyle bir yerde görülmüş. O yüzden baklava olacağı söyleniyor. Baklava ki. Baklava ki olursa evet o zaman bir tane, çıkabilir. Soğuk Savaş'ta şey gördüm. Peynirli pideyi direkt çalmışlar. Ama pide olarak. Mesela peynirli pide almak istediğinde peynirli pide diyormuşsun Yunanistan'da. Böyle saçma bir şey var. Kalıp olarak almış. Yanlış. Komple çorlamışlar yani. Pide ile pizza kelimesinin aynı kökten geldiğini biliyor muydun? Yok. Pizza, pita, pide. Hepsi aynı kökten geliyor. Ha pita bu bir şey. Evet, pide, pita. Hepsi aynı. Deyip küçük bir etimoloji bilgisi verdikten sonra devam edelim. Bu hoş bir şey ya Android 16'nın. Şimdi şöyle orada yine bir Google eleştirim olacak minik. Yani Pixel'i Türkiye'de satmayıp baklava koymak bana biraz böyle 200 yıllık gibi. Yani. Google Türkiye'nin politikaları hakkında konuşmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Kripto dünyasının çalkalayan bir habere geçiyoruz. Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bulduğunu iddia etmiş HBO. Evet HBO yeni bir belgesel yayınlandı. Burada da işte kriptonun yani bu currency'nin mucidi olanı işaret etmişler ama adam da yalanlamış bu arada. O ben değilim diye. Sen olsan yalanlar mıydın? Yoksa o şöhreti kabullenir miydin? Ya şöyle ben birazcık sansasyon yaratmaya çalıştığını düşünüyorum ya açıkçası. Bence bulduklarını düşünmüyorum bir şekilde. Yani bulduğun sırası da ya gerçekten bilinen biriyse de ben evet benim demez. Ama geçtiğimiz haftalarda bir Satoshi Nakamoto'nun olduğu düşünülen bir cüzdandan biliyorsun. Büyük bir miktarda bir transfer yapıldı. Bu da bir şüphe uyandırdı. Yani 20 sene sonra mı? 15 sene sonra mı? Ne bir? Kaç sene oldu ya? Yani işte 15 sene sonra herhalde bir cüzdandan böyle çok büyük miktarda bir Bitcoin transferi gerçekleşti başka bir cüzdana. Cüzdana tamam. Bu da Satoshi Nakamoto gerçekte yaşıyor mu şüphelerini uyandırdı. Bence bir noktada bulunacak mı kim olduğu anlaşılacak ama hala biraz uzaktayız. Kaç Bitcoin'i vardır? Yani neticede kendi bulduğu için herhalde dağıtmamıştır. Çok. Yani çoktur. Öldü mü acaba ya? Ölmüş olabilir mi? Bilmiyorum. Ya kral gibi yaşadığı kesin de. Düşünün her gün bir Bitcoin harcıyoruz. Çok güzel çok olur. Ha, çok iyi. iPhone alırım bir sürü. Vizyonsuz. Ya bir tane kesin. Köyü arsa yaparım. Ev yaparım. Köyde arsa. Ya marka vermeyeceğiz. İşte X giyinirim. Her gün hamburger yerim. 5 tane de apartman alıp kirasıyla geçinirim. Mis gibi iş. Mis gibi mis ya. Gibi proje. Emin ederim gerçekten. Oyun sadece ya. Bu kadar kira işleri zor galiba. Kira almak zor. O yüzden değildir bu. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Evet. Fortnite'dan haberleri devam edelim. Dünyasına geçtik. Fortnite. Evet. Fortnite bazı lisans anlaşmaları gerçekleştirdi. Meşhur film Testere ile ve Shaquille O'Neal ile lisans anlaşması gerçekleştirildi. Bunlar hani skin dediğimiz giydirmeleri Fortnite'in içerisinde görebilirsiniz. Hatta bir tane animasyon var. Direkt bu testerede bir üç tekerlekli bisikletle gidiyor ya adam. Neydi o adamın adı? Bilmiyorum ama bildim. Yani gözümün önünde şu an ama. Şuraları böyle kırmızı. Evet, evet. İzlemedim bu arada filmi. Ben korku filmi izleyemiyorum da. Yani korku filmi değil izlemem. Bence o. Gerilim de izlemem. Gerilim filmi. Yani izlemem. Sevmiyorum gerilim. Ben polisiye maksimum. Maksimum gerileceğim şey polisiye. Sen daha çok arka sokaklar. Arka sokaklar olsun. Evet. O Akasya Durağı. Akasya Durağı. Onları izliyorum. Sonuçta da bir gerilim. Gerilim tabii canım. Değişik taksicilik yani. Aynen öyle. Rockstar Games'ten bir haberimiz var. Red Dead Redemption ve Undead Nightmare PC'ye geliyormuş. Redemption. Redemption ne yani? Redemption. 29 Ekim'de PC'ye geliyormuş arkadaşlar. İlgilenmiyorum haberle. Çünkü PC
Niye Red Dead Redemption'ın hayranı çok? Yani ya bu arada Red Dead Redemption'ın konusu ne? Vahşi batıda mı geçiyor? Evet, bir tane atın üstünde. Ve zombi mombi yok değil mi? Tamam. Zombi yok. Ben zombi olan oyunu direkt oynamıyorum. Yani biraz korkuyorum. Daha böyle western tarzı bir oyun. Çok ben oynamadım. Undead Nightmare sanki zombi tarzıymış. Undead yazıyor. Undead ya. Yani ben oynamam mesela onu. Çünkü ben zombi sevmiyorum abi. Benim niye için abi? Ben oyunda bir herhangi bir oyunda zombi görürsem kapatırım oyunu. Ben bir sonraki felaketin zombi felaketi olacağını düşünüyorum dünyada. Tamam. Yakındır. Aynen. Tamam, onun sen, için... sen de bir psikolog. 7 sezon Walking Dead izledim. Left Dead tamam. Oynadım. Hazırım yani. Tamam. Okey. Kürekle kafasına direkt. Yeterince şeyin var mı? Balta malta aldın mı? Hayır. Zombi saldırısı ihtimaline karşı. Bursa'da gerçi zombi saldırısı olmaz ya. Neden? Ben Bursa'ya gelinmez. Gelin İskender. İskender yiyip geri dönüyor. Bir de şey var abi. Şimdi Bursa'da böyle Osmanlı'nın kurucuları falan çok fazla şey var ya. Oradakiler zombiler, onlar da uyanacak. Osman Gazi, Orhan Gazi falan. Onlar da hemen onların yanına. Onlar gerçi onlar da saldıracak lan. Tabii canım. Ha, bir de onlar saldırı modunda olursa sıkıntı. Yani bir an savunur mı gibi oldu. Oha, o zaman Bursa çok sıkıntılı. Bursa sıkıntılı. Bursa sıkıntılı, direkt böyle şey. Kılıçlarla mılıçlarla yani. Neyse. Acaba zombi olunca tekrar eski haline mi dönüyor şimdi? Onu da bir şey yaptım. Tabii canım. Yani Osman gibi. Gazi kalkıyor mesela. Tabii, zombi Gazi olarak. Osman Gazi olarak. Bunu oyun yapsalar ya. Aslında olurmuş ha. Çok iyi fikirmiş. Buradan oyun yaparsanız telif atarız, haberiniz olsun. Biz bahsetmiştik. Şaka yapsalız biz oynarız yani. Ha, bize şey beta testi gönderin, biz oynarız. Aynen, biz oynarız, sıkıntı yok. Xbox olursa iyi olur, ben Xbox oynuyorum. Evet, güzel haberler oyun dünyasından. Bir tane rekor var. Rekorumuz var. 16 yaşındaki Michel Arteaga. İnşallah doğru okumuşumdur soyadını. Neyse, bizi dinliyorsa dinlemiyordur bence. Selam olsun kendisine. Tetris oyununda 255. seviyeye ulaşan ilk kişi olmuş. 16 yaşında bu başarı. Ne gerek var? Show. Ne gerek var? Yani bir de sen 16 yaşındasın, git ne bileyim oyna. Şey oyna yani. Ne Fortnite. O? Fortnite oyna. Aklıma gelmiyor. Valorant işte. Oyna. Valorant. O tablette çocukların oynadığı neydi? Roblox. Roblox yasaklandı. Yasak oldu. Ama orada yasaklı değilse oynayabilir. Roblox. O tarz oyunlar oynuyor. Tetris de ya. Tetris. Git satranç oyna. Yani. Şeyi var. Abi turnuvalar falan var. Tetris'in. Tabii şey. Karşılıklı falan da oynayabiliyorsun. O onu blokluyor. Şeyi onu... biliyor muydu? Satranç ilk çıktığında böyle ilk yani çok tabii eskiden böyle şeymiş böyle kötü alışkanlık olarak oyun. Yani aynı şu an bağımlılık anlamında kötü alışkanlık gibi lanse ediliyormuş. Şey ve mi? İnsanların çok satranç oynaması çok negatif. Ebeveynler şey mi yapıyor? O satranç bağımlısı oldu falan. Aynen. 2 saat oynayabilirsin, evet, sonra kapatıyor. Evet. Onun gibi. Gerçekten öyleymiş. Kutuyu saklıyorlar mıymış? Bir ara modemi saklıyorlar. Yani, sen hiç öyle bir şeyle karşı karşıya kaldın mı? Bizim ilk bilgisayarımızın kilidi vardı, anahtarlıydı. Anahtarlıydı. Evet, babam böyle kilitliyordu. Biz açamıyorduk o kilidi. 2 saat oynadıktan sonra. Ya yani işten kontağı... gelince açıyorduk kontağı. Biz o zaman açabiliyorduk. Öyle bir sonradan kalktı o işte. Kapitalizm şeyleri. Biz de modem işte bilgisayarı hiç açamadığımız için modemin bir anlamı olmuyordu. Öyle bir şeyimiz vardı. Ama ne bileyim ya, 16 yaşında çocuğun da Tetris oynaması biraz bana acayip geldi. Abi yok. Ben oynuyorum bu arada. Linç yiyeceğim bu arada. Yok yok. Bunun yani, bildiğin... Ben burada oynuyorum Tetris. Ben severim. Ama ben yaşlıyım ya. Espor kategorisinde ya. Şeyi var. Ha, onu bilmiyordum. Yani bildiğin turnuvası falan yapıyor. Yılanın da var mı? Yılanı yok. Bence yok. Yılan olsa daha iyi mantık. Yılan da böyle sürekli biliyorsun. Zor bir yılan. Şeyi biliyor musun? Mario'nun da... Mario'nun vardır. Var. Ama o Mario güzel bir oyun. Mario'nun da var. Mario, ben oynadım bu arada. Mario'nun serileri var Nintendo'da. Evet, evet. Yani Nintendo'su olan varsa Switch. Özel modlar yapıyorlar. Mod haritalar. Bu arada Nintendo'nun oyunları falan çok iyi. Neyse, çok uzattık. AI haberlerimize geçelim. Gemini Live sesli asistanı artık Türkçe'ye konuşmayı öğrenmiş. Hayırlı olsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani şey Gemini'yle alakalı. Gemini dedim ama Gemini, evet. Haber okuyunca şey geliyor aklıma. X ve Blue Sky'ın yarışı gibi geliyor. Yani X yapıyor, ondan sonra Blue Sky'ın haberini duyuruyoruz ya. Ya bazı alanlarda Gemini da fena değil diyorlar ama ben açıkçası kullanmıyorum. Birazdan bahsedeceğimiz haberde bence iyiler. Imagine 3 adında görüntü oluşturma özelliğini bütün kullanıcılara açtı Gemini. Bu mesela güzel bir özelliği ve bazı noktalarda başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle metin noktasında. Deneriz istiyorsan. Deneriz. Burada tek bir parametre var. Imagine 3'ü ücretsiz olarak kullanacak kişiler insan görseli oluşturamayacaklar. Ne diyorsun? Neden böyle bir şey yapmışlar? Bilmiyorum. Zor olduğu için olabilir mi? Hani olabilir. Hep söylüyorlardı. Ama işte, yani insan önünde önemli bir faktör yani. Hani, bilemedim. Yani.
Mesela Midjourney ilk çıktığında insan çok kötü yapıyordu, değil mi? Evet evet, ama şu anda çok iyi mesela. Şu anda Lora zaten biliyorsun. Lora, inanılmaz aynen. Seviyede. Gerçek artık ayırt edebileceğimiz hale hı-hı geldi. Diğer AI hesabı haberimiz Meta'dan geliyor. Sesli video üreten yapay zeka MovieGen evet duyurulmuş. Ne diyorsun? Yani bu piyasa gidecek abi. Daha da ileri gidecek. İşte evet. Sora var, bu var vesaire. Sora demişken evet, bu arada çok güzel noktalara gidiyor video tarafı. Biraz daha yavaş ilerliyor diğer metin ve görsele bence göre. Maliyetli olduğu için. Evet abi, olabilir. Biraz bilmez daha maliyeti yüksek. Ama enteresan bir haber daha var. Sora'nın üzerinde çalışan Tim Brooks şirketten ayrılmış. Hatta rakip şeye geçeceğini söylüyorlar. Yani evet, şu an o piyasanın hareketli evet olduğunu da anlayabiliyoruz buradan. Bakalım zamanla. Ben şunu göreceğiz bekliyorum. Bu görüntü oluşturma tool'ları için. Hani maliyetler çok arttığı için şu an Hollywood'da film yapılmadığına dair, hatta Türk sinema sektöründe de maliyetleri karşılamadığı için film yapılmadığı, işte dizi yapılmadığına dair haberler okumuştuk. Bu tarz işte araçlarla bu maliyetler aşağı çekilerek gerçekten kaliteli filmlerin oluşturulmasını bekliyorum. Çünkü son zamanda yapılan filmlere bakıyorsun, hepsi birbirinin aynısı. İşte özellikle servis sağlayıcıların yapmış olduğu kontentlere bakıyorsun, hep aynı konsepte gerçekleşiyor. Burada şey yapmak istemiyorum, konu etiketini vermek istemiyorum. Ama işte bu maliyetler düşerek umarım eski işte mesela Lord of the Rings'in yeniden yapıldığını düşünsene. İşte Imagine'larla, Sora'yla falan. Çünkü maliyeti sıfır. Çok düşük olacak. Ben bu arada reklam, televizyon reklamı sektörünün tamamen neredeyse yapay zeka tarafından ele geçirileceğini düşünüyorum. Neredeyse. Yani hatta çünkü 10 saniyelik reklam veriyorsun mesela. 10 saniyelik bir reklam oluyor. Oyuncu tutuyorsun, ediyorsun bir sürü ben şey. Ben sana şöyle bayağı söyleyeyim. Bayağı üret gitti yani. Hatta tamam, bu startup fikri olarak bile kullanılabilir. Ben daha önce yazılımla uğraşırken oyun fikri verdik, startup fikri verdik. Nasıl bir haber? Bizi izlemeye devam edin. Nasıl bir haber? Abi şöyle, hedeflenilen kullanıcılar oluyor. Dinamik retargeting dediğimiz başlıkta. Diyelim ki işte X mağazasında 3 tane ürünü gezdin. Bu ürünle alakalı ürünleri tekrar oluşturup video oluşturuyorduk biz. Hı-hı. Daha önceki çalıştığım firmada. Bunun aynısını Sora'ya yapıştırdığını düşün. Oo, acayip bir şey. Yani adam kişiye gezdi, özel, kişiye reklam, özel reklam yapıyorsun. Reklam filmi. Aynen öyle. Herkesin televizyonunda o kişiye özel reklam muhteşem filmi çıktığını düşünsene. Acayip. Bu yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Gidin bu uygulamayı yapın. Evet, bence de tutabilir bu. Çok acayip bir noktaya gidebilir bak bu. Ya biz bunun şeyini yapıyorduk işte. Statik görseller. Sonuçta evet, target oluyor o kişi. Yani nasıl diyeyim? İşaretlenmiş oluyor. Onunla gezdiği ürünler belli. Bu ürünleri alıp direkt görsellerini yapıştırıp video üretiyorduk ve bir sonraki ziyaretinde o videoyu gösteriyordu kullanıcı. Bunu Sora'ya koy. Sana mis gibi. Harika valla. Bir sonraki haberi sen oku istersen. Hemen geçiyorum. ChatGPT gelişmiş ses modunu bütün kullanıcılara açtı. Evet. Fatih ile yayından önce onu deniyorduk zaten. Çok başarılı. İnanılmaz başarılı. Acayip bir şey ya. Oturup diyeyim, arkadaşın yok. Değil mi? Yani tek başınasın. Muhabbet et. Muhabbet edebilirsin ya. Şey örneklerini çok gördüm ben. İngilizce pratik yapma noktasında. Çok güzel. Çok başarılı. Orada neredeyse her aksanı biliyor İngilizce. Yani ben İngiliz aksanıyla konuşayım dediğim zaman İngiliz aksanıyla konuşuyor. Türk'ün İngilizce konuşması şeklinde evet gibi konuş dediğin zaman da ona gidiyor. O şekilde konuşuyor. Muhteşem. Acayip bir yani aslında biraz hayal gücünü zorlamak lazım orada. Nasıl kullanırım ben bunu diye. Gerçekten değişik. Zaten buna adapte var olmamız lazım. Yani şey falan yapabiliyor mesela, işte sessiz konuşabiliyor. Böyle evet, bağırarak konuşabiliyor. Sesini kısabiliyor. Kahkaha atabiliyor. Heyecanlı konuştuğunu hissettiriyor evet, sana. Evet, heyecanlı şekilde konuşabiliyor. Daha sakin, tane tane konuşabiliyor falan. Evet. Acayip bir noktaya gitmiş iş ya. Böyle tek düze bir konuşma peki şeklinden ziyade. Şey gibi yapabiliyorsun değil mi? Gördük hatta Adana şivesiyle konuşmasını isteyen evet bir content creator var. Yani bir de evet, enteresan şekilde Türkiye içerisindeki farklı yörelerin şivelerini de fena şekilde yapmıyor. Tabii hataları var. Gibi. Biraz hata, yani çok aşırı tutturamadığı yerler oluyor. Biraz ben denedim onu hafta sonu. Ama yine de o kadar yapabiliyor olması bile. Tabii. Hani bizde şey gibi o, hani ne derler? Her çok şey bekliyoruz yani. Zaten bu kadar yapabilmesi inanılmaz seviyede. Evet. Diyelim, diğer haberimize geçelim. OpenAI yatırım turunu tamamlamış. Evet. Kaç milyar dolar? 6.6 milyar dolar fon toplamış. 157 milyar dolarlık da 6.6 milyar dedi, dolar değerlemeye yani ulaşmış. Hatta şöyle bir haberi var bu haberin detayı. OpenAI yatırımcılarına demiş ki rakip firmalarımıza yatırım yapmayın. Ne diyorsun buna? Çok sert değil mi? Yani bir yandan şöyle sert tabii ki. Ama bir yandan da haklı bir şey. Yani bana yatırım yapıyorsan niye rakibime yatırım yapıyorsun? Ama ekosistem büyüsün.
Ama yani bir yandan da evet, bir yandan da bir de yatırımcı açısından baktığın zaman ben ikisinde de potansiyel görüyorum deyip yatırım yapmak isteyebilir. Evet, enteresan. Ama güzel bir gelişme tabii. Bir de biliyorsun çok büyük para yakıyorlar. İnanılmaz bir para yakma durumu var. Bir de çok çalkantılı. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik sanırım. Bayağı bir kişi ayrıldı. Yani OpenAI yönetiminden. Neredeyse şu anda Sam tek başına kaldı gibi bir şey. Mira Murati de ayrıldı en son. Bir şey ihtiyacı var mı diye arayıp soramıyor Sam. Adam yok, lazım. Yoktur bence. Şuradan mobil ekosistemine geçelim istiyorsan. Tamam. Apple Intelligence kullanıma açılmış. Intelligence. O başka bir şey. Evet, o şey. Apple Intelligence bütün hani kullanıma açıldı biliyorsunuz ama. Bende yok. Neden? Çünkü telefonu desteklemiyor. Maalesef. 14 Pro telefonumuz yok. Bu da şey gibi oluyor. Sanki patronlara bir mesaj veriyor. Ulan Dilan. Ulan patronlarımız diyorsa bize. 16 Pro Max hayırlı olsun. Haber yapamıyoruz ya. Haber yapamıyoruz. İnceleyeceğiz. İnceleyeceğiz, haber yapamıyoruz. Yok. Olsaydı ne yapardık. Neyse. Kullanıcılar tarafından beklenen etki yaratmadığı konuşuluyor. Evet, çok iyi değil. Yani birkaç Utku Şen'in bir videosu vardı. Çok da çok. Ben izledim böyle biraz. Bizde de olsa biz de aynı videoyu çekerdik. Beni etkilemedi açıkçası. O yüzden iPhone 20 çıkana kadar ben 14'ten devam ediyorum. Yani büyük ihtimalle ben de öyle. Öyle. Sende de 14 var. 14 Pro Max var. Ben Max. Bende Max yok. Normali. Yeni iOS versiyonu güncellemesi gelmiş. 18.01. Ben de beta olduğu için ben bayağı ileriden gidiyorum bu arada. Aynen öyle. Bu bütün kullanıcılara açılmış olan versiyonu. Ya bu arada benim Apple iOS 18 ile ilgili tek şikayetim fotoğraflar uygulaması bir acayipleşti ya. Ya böyle bir şeyleri kaydırmak zorunda hissediyorum böyle. Ne oluyor falan. Durduk yere bir şey açılıyor. Hayda buradan nasıl geçeceğim falan diye böyle bir mal. Böyle ansızın anılarından oluşan bir yanda bir, evet, bir şey açılıyor falan. Bir acayip çok olmuş. Alakasız aldığın ekran görüntüsü. Alışamadım. Belki güzeldir ama alışamadım. Biraz fotoğraflar uygulamasına girmekten korkuyorum. Aradığım şeyi bulamamaya başladım. Eskiden buluyordum, şimdi bulamıyorum. Evet. Umarım buradan Tim Cook sesimizi duyar. Bu haberde bir güvenlik açığıyla alakalı. Tamam. iPad OS ve iOS 18'de VoiceOver'da bir güvenlik açığı vardı. Bunu hızlıca fixlediklerini duyurdular. Şifreleri sesli okuyordu bu arada. Düşünsene giriş yapıyorsun. Şeydesin, internet kafedesin. Şifreni. Niye internet kafedesin bu arada? Yaşasın Fenerbahçe 1907. Yorum yapmayacağım. Bırak yani o mesela güvenlik açığı olarak kalsın ya. Bir mesela hani falan işte. Böyle bir güvenlik açığı vardı. Bunun kapatıldığını söylediler. Bu arada çok güvenli bir şifre parola bu. Yaşasın Y büyük, Ş büyük, Ş F büyük 1907. Özel karakter yok. Bir de ünlem. He tamam şimdi. Bağırıyorsun yani. Yaşa Fenerbahçe 1907. Eğer şifresi böyle olan biri varsa değiştirsin arkadaşlar. Evet. Benim şifrem bu değil bu arada. Şifre değil parola. Bu arada parola. Onunla da titreden arkadaşlar olabilir. Parolası. Niye? İşte şifre değil parola diye bir şey var. Genel böyle bir parola diyeceksin. Şifre demeyin. Şifre çünkü bir matematiksel işlem ya. Şifreleme. Abi. Niye? Linç'e gidiyor mu? Gidiyor. Linç'e eden tamam. Var bunun. Tamam. Biraz evet, haberin olsun. O yüzden uyardım. Tamamdır. Son haberimiz Watch'a güncelleme gelmiş. Zaten Watch kullanmıyorum. Sürekli ama telefon diyor ki Watch'unu güncelle deyip böyle pop-up bu çıkıyor. Bu konuda bence güncelle. Çünkü iOS 18 ile birlikte pil tüketimiyle alakalı, batarya tüketimiyle alakalı çok fazla gerilimler vardı. Benim hepsi şarjsız duruyor evde öyle. Sanırım şu an şarj mı? Ama kolumda. Bu sorun çözdükleriyle alakalı bir güncelleme almış. O yüzden saatlerinizi, Apple Watch'larınızı güncelleyin lütfen. Ve ekran sorunlarıyla alakalı işte dokunmatiğinde bir problem olduğu, bunu da kaç olmuş? 11.0.1 güncellemesiyle çözdüklerini duyurdular. Haberlerimiz bu kadar Fatih. Var mı demek istediğin? Bak böyle hareketle bitirdim haberle. Kapanışı yapmadan bitirdiğin için teşekkür ederim Fatih. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.